Bir araştırmaya, bir araştırmaya
israf edilen ekmeğin maddi karşılığı eski rakamlar 1,5 katrilyon. 1,5 katrilyon 500 kilometre bölünmüş bu. 1,5 katrilyon 80 tane Erzincan'da yapılan araştırma hastanesi gibi hastane dedik. 1,5 katrilyon evlatlarımızın, çocuklarımızın eğitimlerini sürdürecekleri 150 tane okul demek. Bunu art arda sıralayabiliriz. 1,5 katrilyon Afrika'daki aç kardeşlerimize yardım demek. Sontaj demek, su demek, gıda demek. 1,5 katrilyon dünyanın birçok yerindeki mazlum ve mağdur insanlara uzanacak bir şefkat ve yardım eli demek. Kıymetli hemşehrilerim, bu sözden yola çıkarak bu haftanın şahsım adına sizlere anımsatma ve hatırlatma adına bir sözcü olarak bunu kabul etmenizi istiyorum. İsraf konusunda ekmeğin dışındaki diğer başlıkları lütfen sizler düşünün. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası'nın şahsınıza, ailenize, toplumumuza sağlık, huzur, bereket ve şuurlanma getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 14-20 Nisan tarihleri arasında Kutlu Doğum programı olarak her yıl kutlanmaktadır. Dilimizde de her yıl olduğu gibi bu sene de müftülüğümüzün önderliğinde çok yoğun ve güzel programlar yapıldı. Bugün bu programların en geniş katılımcısı ve en güzeli birlikte idrak ediyoruz. Gelişiyle dünyayı şereflendiren ve eşref-i mahlukat olan insanın en büyük örnek olarak dünyayı şereflendiren Peygamber Efendimiz'in bu kutlu velayetinde bir arada bulunmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla hamdolsun Rabbimize, salatü selamla önderimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Hamdolsun Yüce Allah'a, bizleri en güzel, en onurlu, en donanımlı varlık insan olarak yarattı. Ve bizi dünya imtihan salonuna gönderirken bizi bize bırakmadı. Bizi başıboş bırakmadı. Bizimle ilgilendi. Bize seslendi. Bizimle iletişim kurdu. Bunun için ilk insana ilk peygamber olarak görevlendirdi. İlk insana ilk kitabını indirdi. Adem'den Fatime'ye peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi. Son kez Hatemül Enbiya olan Hazreti Muhammed Mustafa ile gönüllerimizi, beyinlerimizi, ufuklarımızı, dünyamızı bir kez daha aydınlattı. Ona indirdiği Kur'an-ı Azimüşşan ile hayatımızı bir kez daha yönlendirdi. Üzerimizdeki maddi nimetlerini hiç eksik etmediği gibi manevi rızıklarını da sağanak sağanak üzerimize yağdıran Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun kutlu elçisi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selamlar olsun. Selam olsun o kutlu elçiye ki bize dünyaya geliş gayemizi öğretti. Bize Rabbimizi tanıttı. Yüce Allah'a nasıl kulluk yapacağımızı, nasıl dua edeceğimizi öğretti. Şu dünya hayatını nasıl cennete çevireceğimizi gösterdi. Ahirette Allah'ın rızasını ve Rabbimizin lütfu keremiyle cenneti nasıl kazanacağımızın yollarını gösterdi. O kutlu elçiye Efendimiz Önderimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat olsun, selam olsun. Değerli peygamber dostları, saygıdeğer kardeşlerim, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'ında
ve rafa'na leke zikrak, senin şanını biz yücelttik diye övdüğüm ve inneke le ala hulukun azim, gerçekten sen muhteşem bir ahlak üzeresin diye övdüğüm ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurduğum Hazreti Muhammed Mustafa'yı almak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ey insanlar! Sizden kim peygamberle beraber olmak isterse günahsız ömür geçirmeye, günahsız günler geçirmeye baksın. Çünkü peygamberin ömrü, peygamberin günleri günahsızdır. Şimdi ben bu peygamber dostları kardeşlerime soruyorum. Peygamberle beraber bir gününüzün geçmesini ister misiniz? Cevap gelmedi. Dinlemiyor mu beni? Ben soruyorum, siz cevap vereceksiniz. Peygamberle beraber bir gününüzün geçmesini istiyor musunuz? O zaman gününüzü günahsız geçirmeye bakın. Çünkü peygamberin günü, günleri günahsızdır. Kimin günahsız günleri çok olursa onun günleri peygamberle geçmiş olur. Cenab-ı Hak o güzel insana o evrensel etkiye layık yaraşır ümmet olmayı, o güzel insanın yolunda olmayı, onun mesajlarıyla dolup olgun, kamil, onurlu insanlar olmayı hepimize nasip-i müyesser buyursun. Ya Rabbi, biz o güzel insanı görmeden sevdik. Onun zamanına yetişmedik, onun yaşadığı bölgelerle yetişmedik. Ama biz 15 asır sonra ona sevdalandık, ona bağlandık. Ya Rabbi, onun yolundan, onun güzelliklerinden ayırma bizi. Gelsin yanımızın arkasına mısın? Bu arada ödül dönemimize geçecek. Ödül dönemden sonra bir takvim yapacağız. Şimdi denetleyen öğrencilerimiz